Sayın İnce'nin açıklamasını sormak isterim size. Sözcü Televizyonu'nda kendisine çekilme beklentisiyle ilgili bir soru sorulduğunda dedi ki... ...bu adil olmaz, insani olmaz, mafya ihale usulüdür çekilme baskısı dedi. Bugün Oya Baydar'ın da T24'te benim isabetli bulduğum bir ifadesi var. Sözde muhalefet mi, özde muhalefet mi diyor... Ee, siz bu çekilme baskısıyla ilgili ve onun daha ziyade muhalefete yüklenen açıklamalarıyla ilgili ne yorum yapmak istersiniz? Eh, bu e görüşmelerin de hani... tanığı olarak. Onları bir sonraki tura sakladım. Ee, şöyle e, toplumda e, Sayın İnce e, benim arkadaşım yıllarca beraber mecliste, Milli Eğitim Komisyonu'nda görev yaptık. E, partide görev yaptık. Grup Başkan Vekili olarak eş zamanlı <laughs> e, görev yaptık. Ee, sonra e, Cumhurbaşkanı adaylığında ben hep yanında idim beraber çok güzel çok başarılı bir çalışma yaptık işin aslı ee, Sayın İnce sonra kendine göre farklı sebeplerle partiyle yollarını ayırdı ve yeni bir parti kurdu. Yeni bir parti kurduktan sonra ben Sayın İnce'ye aday olamazsın aday olma hakkı yok da demem kimse de dememeli. Buna toplum Sayın İnce'yi sevenler var biliyorum ee, ama sonuçta Sayın İnce'yi sevenlerin Türkiye'yi çok sevdiğini de biliyorum. Demokrasiyi ve özgürlükleri daha çok sevdiğini ve onlara daha çok bir aşkla böyle bir an önce özgürlüklere, demokrasiye kavuşma arzusuyla yanıp tutuştuklarını da biliyorum Sayın İnce'ye sevenlerin ve destek verenlerin de. Ve seçmenin bir terazisi vardır. Her seçmen için bu geçerli. E, seçmen seçim günü yaklaştıkça daha doğrusu oy verme günü yaklaştıkça tercihlerini e, revize eder. Ee, daha e, ne diyelim, efektif e, hale getirir. Yani benim bu tercihimin sonucu ne olur diye seçmen düşünecektir. Yani oyum boşa gitmesin o motivasyonu Türkiye'de mu? Türkiye'de geneldir. Yani Zaten şimdi evet diyorsunuz. Türk toplumunda Türk seçmeninde şöyle bir algı var. Ee, <laughs> ya ben aslında hani isimlere örnekleme at söyleyelim. Hasan Bey'e oy vereceğim diyor son üç gün. Ya fakat Hasan Bey kazanamıyor diyor. Sonra bakıyor Ali Bey ve Veli Bey de var orada. O ikisi arasında Hasan Bey'e gönülden bağlıyken Hasan Bey seçimi kazanamıyor diye Ali Bey e ya da Veli Bey'e de tercihini kullanıyor. Toplumda bunun ben Anadolu siyaset de yaptım. Köylerde falan da bu çok yaygındır. Dolayısıyla Sayın İnce'nin bu saatten sonra çekilse bile Birleşik Oy Pustası'ndaki ismi ve resmi kalacak. Ama kendisi kamuoyuna bir çağrı yapar yapmaz ben onun adına söz söyleyemem. Ama <laughs> Gençlerin ayrışmayacağını düşünüyorum ben. Hala o çağrıyı bekliyor musunuz? Yani tanıdığınız arkadaşınız bu sonuçta bu kadar iyi tanıdığınız bir isim. Evet. evet. Yani e, yol arkadaşınız sonuçta Muharrem İnce de CHP'nin <laughs> en altından en üstüne kadar evet, yükselmiş bir isim. Bir parti, isim. Bir yani parti emekçisi olarak tanındığım zaman. Parti fazladır. Az de, yani fazladır benden emeği onu da söylemek lazım. Ee, gerçi ben ondan daha genç yaşta CHP'de hizmete başladım. çocuklenecek <laughs> çocuk denecek yaşta. Ya, siyasette bana ait bir sözdür. Her şey mümkün, hiçbir şey imkansız değildir. Böyle cevap vereyim buna. Bunu e, yorum mu, yani temenni olarak mı ee, yoksa yok, hala e, bil, bil, yani bilmemiz, bilmememiz gereken ama burada yerde. duymamız gereken bir görüşme mi <laughs> var, yok, bir şey yok, oluyor yok, mu acaba? Hayır. Şimdi orta yerde ciddi bir tehlike var. Tehlike nereye yönelik? Türkiye'nin bağımsızlığına yönelik bir tehlikede görüyoruz. Ee, işte Tank Palet'ten görüyoruz, Süleyman Şah Türbesi'nin kaçırılmasından yönetip görüyoruz. Türkiye'de özellikle de demokrasimiz bakımından büyük bir tehlike ve tehdit var. Temel hak ve özgürlüklerimizin kullanılması noktasında bırakın vatandaşlarımızı, İyi Parti Genel Başkanı'na e, Anadolu'da saldırılar yapılabildi. İyi Parti Genel Merkezi kurşunlandı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin önünde evet binaya sıkılmadı ama kurşunlar sıkıldı. Bugün Ataşehir e, dün kafam karıştı, bu sabah mı oldu? Dün gece Ataşehir'deki seçim büromuza saldırı yapıldı. Evet, Canan Hanım yani duyurdu. Bu, duyuldu, evet. bu e, diktatörün artık kitlesini kitlesini e, kutuplaşmadan çok beslenen diktatörün e, kutuplaşma artık millet haz etmiyor. Bunu gördü. Eskiden kutuplaşma rahat Evdeki yüzde elli falan diyerek böyle bir kaleyanla, işte bir hezeyan, bir coşku falan yapıyordu. Şimdi yemiyor. Yani onun o istediği için millet kamplaşmıyor. Artık AK Partili seçmen de bizi kucaklıyor. Yine AK Parti oy verecek pek ama bizi kucaklıyor. Bizi öcü görmüyor, bizi gavur görmüyor. Şimdi diktatör taktik değiştirdi. Şimdi kışkırtarak, tahrik ederek, kaşıyarak kutuplaşmayı yoğunlaştırmak istiyor. Bunu görüyorum. Dolayısıyla toplumun artık özgürleşmek gibi bir sorunu var. Yani demokrasi istiyor. Temel hak ve özgürlüklerini dünyanın medeni ülkelerinde olduğu gibi sınırsızca kullanmak isteyen bir kesim var ve evet. gençler burada daha ön planda. Evet herkes temel hak ve özgürlüklerini sınırsızca kullanmak gayreti içinde ama gençleri bu konuda daha hevesli görüyorum, daha iddialı görüyorum. Yani gençler için artık internet kadar kafede arkadaşlarıyla şeyler yiyip içmek kadar iyi bir üniversitede eğitim almak kadar özgürlüklerini sınırsızca kullanmak da çok ön planda. Gençlerin önceliklerinden birisi o. Öyle olunca ben e, gençlerin ayrışmayacağını düşünüyorum. Ben Muharrem'e verilen oy, oy, bölmek olarak nitelemem. Nitelemiyorum. Bu doğru da bulmuyorum. Açık söyleyeyim. Doğru bulmam. Ama gençlerin e, orta yerdeki tehlikeyi demokrasimize yönelik özellikle ve bundan kaynaklı olarak demokrasi eksikliğinden dolayı ekonominin de içine düştüğü tahribat en çok gençleri vuruyor, emeklileri vuruyor, çocukları vuruyor. Buna dayalı olarak ben Türkiye'de gençlerimizin, diktatörden sıkılan gençlerimizin, yorulan Türkiye'nin ayrışmayacağını ve ortak tehdide karşı en önemli merkezde Türkiye'ye demokrasi vadeden bir kombinasyona ee, bir oluşuma yani Millet İttifakı'na e, ciddi ve güçlü bir destek vereceklerini de çok net görüyorum. Ee, takdir tabii Sayın İnce farklı bir karar verir vermez. O konuda ben yorum yapmayı da doğru Fakat buna. Sayın